ne anlatılmış. Ama şunu açık olarak söyleyeyim. Ben bu katkıyı anlayamadım. Nasıl bir katkıda bulunacak? Hiç anlayamadığımı baştan ifade edeyim. Şimdi geç saat olduğu için uzun uzun konuşmak istemiyorum. Karnımız acıktı. Sadece Kuzu hocamıza iki cümlesiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Birincisi, trafik sıkışıklığını CHP'ye bağlamadı. Bu çok iyi bir yaklaşım çünkü hükümetin hep yaptığı, veya da hükümet demeyelim, otoritenin yaptığı sorunları dış mihraklarda arama, lobilerde aramak şeklindeydi. Bunu kendimizde aramamızda büyük bir, iyi bir adım diye düşünüyorum. İkincisi, bu başkanlık sisteminin ne soğuk bakanların korkusu, endişesi, tek adamlık yolu açılır mı idi. Bunu sayın hocamız esasında itiraf etti. Dedi ki, başkanlık sistemini bugün Tayyip Erdoğan savunuyor, herkes savunuyor. Ama yarın aksi olduğu zaman ben hariç dedi, aksini savunacaklar. Yani bugün siyah derse siyah, yarın beyaz derse beyaz. İşte bu çok önemli bence. Bunu engelleyecek, hani hocamız danışman, alınan kararlarda bu mekanizmayı engelleyecek bir durum var mı? Yoksa çok dar bir kadro ile mi bu yürütülecek? Endişemiz bu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Zafer Bey. Buyurun. Şimdi Zafer Bey'ciğim, mesele şöyle, bu trafik meselesindeki benim itirafım, İstanbul'a Türkiye genelde olduğu gibi aslında AK Parti fevkalade ulaşım hizmetleri yaptı. Belki de ilk bir iki için içerisinde sağlıklı ulaşımdır evvela. Şu Marmara ile başlı başına bir meseledir. Ama bütün buna rağmen durum böyle. Yani biz burada bir espri yapmak istedim ama siz sonuç olarak dönemde bir siyasi olarak algıladınız. Siyaset ne olur? Yağmur yağmıyordu mesela CHP zamanında, biz geldik yağdı. Tayyip Bey zamanında sözler de dedik ki ya yağmur Allah da bunlardan yani ben ne yapayım dedi yani. Dolayısıyla onlar espri olarak olur ama bunların gerçek manası böyle değil. Ulaşımda çok hizmet yaptı bu hükümet. Ama elbette ki yani hani işte bunlar geldi, CHP geldi, şunlar da yağmur da yağmıyor biliyorum Türkiye'de bunlar konuşuyor. O manada bir şey demek istedim. İkincisi tabii asıl daha ciddi sorun bu tek adam meselesi konusu. Esasen tek adamlık başkanlık modelinde türemez. Sebebi gayet nettir. Bütçe gibi, para muslukları gibi, denetim gibi, kanun yapmak gibi dün yürütmen olan alanları yasamaya aktarmışsak biz bunu ciddi anlamda itki vermiş demektir. Ama demin dedim ya, seçim sistemindeki sakatlık sebebini kullanamıyor. Başka bir şey söylüyorum burada. Daraltımıza geçerse bunların çoğu hallolur. Şimdi parlamenter modelde ise yasama, yürütme tek elde. Başbakan var orada. Efendim sadece bir hasta değildir. Fransız Talleyrand var. Bu meşhur politikacı engelliden. Kürsüde şunu söylüyor parlamenter modelde. Bugüne kadar bu kürsüden çok nutuklar dinledim diyor parlamenter kürsüsü. Bunların birçok kanaatimi değiştirdi. Yani diyor ki konuşan doğru söylüyor ama hiçbir oyumu değiştirmedi diyor. O yüzden değiştirecek modele geçmemiz gerekiyor. Şu anki model buna müsait. Ama parlamento bölümünü de dediğim şekilde yapabilecek. Yoksa yani hani darbelere sebep olur, tek kişi yönetimi biraz bunlar çok doğru şeyler değil. Yani seçim olan bir yerde diktatörlük, tek başına iktidar bunları çok doğru bulmam. Eğer bir hükümet 16 defa kazanıp geliyorsa sözü biraz muhalefet kendinden ararsın. Benim kanaatim o. Teşekkür ederiz hocam. Efendim galiba söz alan yok. Var mı? Buyurun. Sizler de varsınız. Peki o zaman son şişi diyelim. Buyurun hanımefendi, sonra size verelim. Ben size verelim, buyurun. Önce siz kaldırın. Öncelikle merhaba. Aynur Koç'un malum şairim.
bütün üstadlarımı, katılımcılarımı, tüm yetkililerimi, hepsini saygıyla selamlıyorum. Çok güzel bir program. Katılımcılar mükemmel. Bu konuda tebrik ediyorum. Harika diyor her şey. Benim sorum Sayın Nesrin Tuncay Hanımefendi ile ilgili. Bağımsız denetim konusunda ülkemizde ben tam bağımsız olduğumuz düşüncesinde değilim. Güven açısından evet ama isim vermeden bir özet geçeceğim. Belediyelerimizden bir tanesinin bağımsız denetim firmasında benim de çok küçük bir görevim vardı. Birlikte yapıyorduk. Geçmiş yılda basına yansıyan olumsuz bir olay oldu. Anonim şirketlerinden bir tanesinde. Ve çok acele bizden bir rapor istediler, bir açıklama istediler. Biz de basına yansıyan bu olumsuzluğun hemen arkasından düğmeye basınca bir daha bağımsız denetim firmasının bunu telafi etmek için rapor verebileceğini düşünmediğimiz için böyle bir açıklama yapıp rapor vermedik. Sözleşmemizin sonunda tekrar bizimle sözleşme yapmadılar. Yani ülkemizde bağımsız denetim firmalarının gerçekten bağımsız ve adaletli olarak görevini yaptığını ben düşünmüyorum. Bu konuda bir açıklama istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Nesrin Hanım. Buyurun. Teşekkür ederim öncelikle sorunuz için. Şimdi bağımsız denetim şirketlerindeki çalışanların iş kuralları ve yaptıkları hizmet verme kriterleri aslında hem bağlı bulunduğumuz regülasyonlar tarafından belirlenmiş ve yazılmış durumda hem de aynı zamanda uluslararası kabul görmüş bir takım etik ve bağımsızlık kuralları var. Şimdi kamu gözetim kurumu kurulduktan sonra bu kuralları Türkiye'de uyguladı. Ancak biz Türkiye'de 1982 yılından beri hizmet veren bir şirket olarak biz 1982 yılından beri Türkiye'de olmadan bu kurallar biz zaten denetimlerimizi bu etik ve bağımsızlık kurallarına göre yapıyoruz. Ve bizim yaptığımız ve tabi olduğumuz kurallar bu etik ve bağımsızlık kurallarını ve eğitimini almadan hiçbir çalışanımızı yılda yaklaşık 200 kişi işe alıyoruz. Biz hiçbir çalışanımızı sahaya göndermiyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye'de bu kural ve kanuna dönmeden önce bile bizim denetçi olarak, bağımsız denetçi olarak ilk başta dikkat ettiğimiz birinci temel konu bağımsızlıktır. Çünkü bu konuya hiçbir şekilde hala gelmesini kabul edemeyiz. Dolayısıyla hani yaşadığımız olay neydi onu bilemiyorum ama bizim bağımsız denetçi olarak hem Türkiye'deki regülasyonlara hem de isim hakkını kullandığımız KPMG'nin ve bize koymuş olduğu şartlara uymak için birinci sırada takip ettiğimiz ve uyguladığımız bir kurallar bütünü var. Ve yaklaşık 80. yılından beri kaç yıl oldu? 36 yıldır faaliyet gösteriyoruz Türkiye'de. Ben 24 yıldır bu arada KPMG'de çalışıyorum. 24 yılını tamamladım, 25. yıla girdim. KPMG reklama giriyorsunuz. Yok, reklama değil. Reklama değil. Ben hani bana sorduğu için ben KPMG temsilen buradayım. Nesrin Tuncay olduğum için burada değilim açıkçası. Ve böyle bir konuyla şu anda ajandamıza böyle bir konu gelmedi. Biz her sene regülatör tarafından da inceleniyoruz. SPK, KGK, BDDK inceliyor, uluslararası tarafından inceleniyoruz. Bizim uymamız gereken kurallar var ve biz onlara uyuyoruz. Uymayanın da cezası çok büyük. Çok özür dilerim. Aynen, ben sizin yerine cevap vereyim. Müsaade edin. Çünkü saat 1.25 geçiyor. 20 dakika sonra yemeğimizi yemiş şekilde ikinci oturuma başlamış olmamız lazım. Bitireceğiz. Konuşmacılarımız var. Bu dünyanın sorunu. En çok da Türkiye'de sorun. Hatta olarak Nesrin'in kendi konumunu izah etti. Ama dediğiniz çok geçerli ve bütün dünya artı öncesi baktı işte. Başkaları neden baktı ve olmadığı için mi bu cari tartışma. Müsaade etseniz burada yapmayalım çözümü. Buyurun hocam. Metin Sağmanlı, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi. Ben çok teşekkür ederim hocalarıma ve katılımcılara. Burhan Kuzu Hoca dışındaki katılımcılara katkıda bulunmak istiyorum.
Şimdi bu tartışma başladı, bu şimdi aklıma geldiği için söyleyeceğim. Hiç kimse müşterisi olduğu kişiyi bağımsız olarak denetleyemez diye yola çıkarak Avrupa Birliği bir kurul kurmaya çalışıyor. Bu kurul bütün denetçilere firmaları dağıtacak ve onların arasında para ilişkisi olmayacak. Yani paralar bir fona gidecek, daha sonra bu kurul denetçileri belirleyecek ve dağıtacak. Böyle bir uygulama gelecek. Galiba Fransa'da varmış. Ahmet Kartal Bey bizim mühendisi olduğumuzdan belki biliyordur. Bu bir katkıydı, bu en son gelen. İkincisi, Almanya İşletme Bölümündeyim. Sık sık Almanya'ya gidiyorum, geliyorum. Orada şimdi Noel zamanı, Alman iş adamları birbirlerine kart yazıyorlar. Yani şöyle, mesela sevgili Hans, yeni yılını kutlarım. Bu sene de şükürler olsun ki vergimi tam ve eksiksiz olarak ödedim. Çok mutluyum. Sana da aynısını dilerim. O da cevap yazıyor. Sevgili Walter, ben de vergimi tam ve düzenli olarak ödedim. Sana iyi yıllar dilerim. Yani bu gerçek. Şimdi biz burada, Funda hocamız anlattı vergiyle ilgili. Kerem hocamız da işte eskiden maliye, burada Maliye Bakanlığı bürokratları da var ama hırsız olarak görüldü mükellefi. Mükellef de işte yani potansiyel hırsız olarak vergi kaçırmanın yollarını deneyebilir. Şimdi bu değişti. Artık mükellef hırsız değil, af dilenen kişi. Maliye Bakanlığı da af dağıtan otorite konumuna geldi. Yani son 40 yılda ya da Cumhuriyet Kurulu'ndan beri herhalde 40. son yıllarda da 5. af oldu. Yani bunun dolaylı olarak mesela yeminli mali müşavirliğe de etkisi var. Artık kimse müşavire gerek yok. Nasıl olsa vergi ödemeyeceğim, aftan yararlanacağım, işimi halledeceğim. Denetime gerek yok. Nasıl olsa af var, orada aftan yararlanacağım gibi yaklaşımlar. Yani bu afların sonra alınmazsa kimse vergi ödemeyecek. Onu söyleyebilirim. Hani siz de belki iletirsiniz kurumlarda ya da bilemiyorum. Son yapısal reformlarla ilgili tesadüfen bilgi edindim. Bazı işte emerging marketlerde, Güney Amerika'da olsun veya